Carolina Maria de Jesus'un yazdığı çöplük romanına Odolio Danta'nın yazdığı ön söz. Hemen şunu söylemeliyim ki bu bir ön söz değildir. Size bir hikaye anlatacağım. Hem de gerçek bir hikaye. İsterseniz buna röportaj da diyebilirsiniz. Bu Candide sokağında oturan Carolina Maria de Jesus adındaki kadının hayat hikayesidir. Önce gecekonduyu tarif edelim. Tahta duvarlar, yine saç ve mukavva karışık bir dam, iki, buna oda demeyelim de pratik olmayan iki bölmesi var diyelim. Bu iki bölme en fazla 9 metrekarelik bir saha işgal eder. Oturma odası ve mutfak bir aradadır. Yanda da ancak bir yatak genişliğinde küçük bir oda daha vardır. Carolina 35 defteri, Vera Sunins, Jose Carlos ve Jose Jose ile burada oturur. Küçük pencereden içerideki alacakaranlığa baktığınız zaman boydan boya bir tel görürsünüz. Paçavraların ağırlığını çekemeyecek kadar gerilmiştir. Dört köşe bir masa, çam ağacından bir raf, gaz ocağı vazifesi gören bir bidon, teneke su kovası, teneke kahve ibriği ve teneke yemek tenceresi. İsten kapkara olmuş yemek dolabının içi tıklım tıklım kitaplarla doludur. Bunlardan başka oturma ve yemek odasıyla mutfak olan bölmede iki de yatak vardır. Küçük odadaysa ancak bir yatak sıkıştırılmış bir bölüm. Bir zamanlar bahçede bir de domuzları vardı. Keyifli keyifli homurdanır dururdu. Onu kendi gözlerimle görmüştüm ama sonradan gecekonduyu sevindiren iç yağı oluvermişti bu domuz. Hatta bu kadar ete alışık olmayan küçük siyah bir köpeğin ölümüne bile sebep olmuştu. Dışından bakarsanız onu öteki gecekondulardan farksız bulursunuz. Pis ve sefildir. Tahtaları bile yer yer çürümüştür. A sokağından geçerken ona dikkat etmezsiniz bile. Su birikintisinden kıvrılır kıvrılmaz bir sürü çıplak çocukla karşılaşırsınız. Herhangi bir kulübenin karanlık odasından bir küfür işitilir. Birkaç kulübenin önünden daha geçersiniz. Sokağın sonuna gelince korkunç bir sefaletle karşılaşırsınız. İnsan o zaman kulaklarını tıkamak ve gözlerini yummak ihtiyacını duyar. Gerçi bu biraz da alçaklıktır. Candide sadece A sokağı değildir. B, C sokaklarıyla liman yolu da oraya aittir. Liman yolu Tite'nin tam kenarında çamur deryası halindedir. Bunlardan başka hiç sokağı olmayan gece kondular da vardır. Böylece bir saat içinde 150'den fazla yoksulla karşılaşırsınız. Bunlar sefillerden de daha sefil ve zavallı kimselerdir. Sefaletin bu türlüsünü akıl almaz. Daha doğrusu almak istemez. Çünkü alacak olsaydı gece konduları oraya Tite'nin kıyısına yaptırmazlardı. Madem ki bu mahallenin kurulmasına izin verilmiş, o halde gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamaktan başka çare yok. Öyle değil mi? Ama orada ölenler, sıkıntı çekenler, çamur ve pislik içinde aç sefil yaşayanlar göz yumabilir mi? Karınları şişmiş şu sıska çocuklar, kemikleri sayılan şu köpekler bizden daha fazlasını bilirler. Yalnız hiçbir şey söyleyemezler. Ağlarlar, bağırırlar, kavga ederler, sevişirler. Her çeşidine rastlarsınız buralarda, küfür ederler. Kemerlerini sıkarlar, kendilerini öldürürler. Ama şikayet etmezler. A sokağındaki 9 numaralı gecekonduda oturan Carolina Maria de Jesus işte bunları kaleme almıştır. Kalın mürekkebi ve eğri büğrü yazısıyla favelaların iç yüzünü etrafa duyurmaya çalışmıştır. Bir şey ilave etmeksizin kendi sefil hayatını tarif etmeye çalışmıştır. Carolina kız kardeşimiz ve meslektaşımızdır. Aynı zamanda bundan daha mükemmel bir röportaj tasavvur olunamaz. Oturma ve yemek odasıyla bir mutfak olan bölmenin bir köşesinde duran yemek dolabında kitaplarla beraber 35 de defter vardır. Defterlerin bazılarında safiyetle çizdiği bir buluşun hesaplarını tutmuştur. Ötekilerde favelaların iç yüzünü meydana çıkarmıştır. Gündüzlerini anlatmış, gecenin neler sakladığını incelemiş, saatini, kişileri ve gece konduları ayırt etmeden yazmıştır. Carolina Maria de Jesus sefalet hakkında çok şey bilir. Hem de yıllardan beri. Kimsenin şikayet etmediğini görünce kendi konuşmaya karar verdi. Bu sonradan bir isyan feryadı halini aldı.
Böylece yıllardan beri her gün defterlerinde haykırıyor. Şimdi de onun bu hatıra defterinde kendisinin ve daha birçoklarının feryadını okuyoruz. Carolina Maria de Jesus'un hatıra defteri 15 Temmuz 1955'te başlar. Kızı Vera Eunice'in doğum günüdür. Vera annesinden bir çift ayakkabı ister. Carolina kızının isteğini yerine getiremez. Çünkü parası yoktur. Elinde ancak 3 tane boş şişe vardır. Onları Arnolda'ya götürüp bir lokma ekmek değişecektir. O zaman çöp tenekelerini karıştırmaya başladı. Bir çift patik bulunca onları güzelce yıkadı ve tamir etti. Böylece kızına istediği hediyeyi temin etmiş oldu. Bunlar ötekilerin yanında ufak kalan sefaletlerdir. Carolina'nın defterinde çok daha büyük sefaletlerle karşılaşacaksınız. Favela'ya, çöplüğe atılmış vatandaşların hikayesini okuyacaksınız. Kala, saç ve çinko damların altında çırpınan zavallı insanlardır bunlar. Her sabah tekrarladığı iç karartıcı hikayesi, kavgalar, küfürler, dedikodular, kadınların şikayeti hep o çeşme başında anlatılır. Carolina genç bir kızın ayakkabı almak istediğini fakat buna parası yetmediğini de orada duydu. Bunun üzerine kızın babası bir şey teklif etmiş. Zavallı kız bu namussuzluk için 100 kruzo kazanacağını duyunca kabul etmiş. Fakat babası ancak 50 kruzo vermiş. Kızı da o kadar kızmış ki parayı yırtmış ve ayakkabıdan vazgeçmiş. Ya nehir kenarındaki gece konduda olanlar? Bunu burada kimse bilmez. Ama bir kadınla bir erkek içip içip kavga etmişlerdi. Yanlarında uyuyan küçücük bir bebek vardı. Kavgalarında öylesine dalmışlardı ki çocuğun düştüğünü fark edemediler ve onu ezdiler. Can kurtaran geldi ve çocuğu alıp hastaneye götürdü ama onu kurtaramadılar. Kemikleri kaynamadığı için yaşayamadı yavrucak. Kimse ondan bir daha bahsetmedi. Tanrı onu cennetin güzel bir köşesinde saklasın. Küçük çocuğun büyük dramı Carolina'nın çöplükten bulduğu defterinde kayıtlıdır. Carolina hikayesinde dünyanın en feci şeyi hayatın ta kendisidir der. Ben çok az şey gördüm ama Carolina görmüş, geçirmiş ve hissetmiş. Hem de çok doğru bir görüşü var. Ama Carolina sadece sefaleti görüp anlatmıyor. Uyurken veya uyanıkken gördüğü hayallerden bahsediyor. O zamanlar sokağın çamurunu görmez oluyor. Midesinin kazındığını, sol taraftaki kulübeden gelen çocuk feryatlarını, sağ kulübeden kulağına kadar erişen küfürleri fark etmiyor bile. Gözleri çinko damları aşıp durmadan şekil değiştiren gökyüzüne kayıyor. 23 Mayıs 1958'de güzel olan sadece gökyüzü değildi. A sokağındaki 9 numaralı gece konduda biraz mutluluk da vardı. Güzellik de diyebiliriz buna. Çünkü güzelliğin birçok çeşitleri vardır. Yedirdim diyor bir yerinde. Tavada kızaran yağın sesi ne kadar harikulade bir manzara. Çocuklar ona baktıkça gülümsüyorlar. Hele kuru fasulye ile pilav olunca bayram ediyorlar. Başka bir gün Carolina para aramaya çıktı. Her zamanki gibi kağıt toplayacaktı. Çocukları ise evde aç bekliyorlardı. Kendi açlığı yolda peşini bırakmıyordu. Biraz kağıt buldu ve onları sattı. Parayı kuru fasulye almak için saklamalıyım. Ama midem öylesine kazınıyor ki bunu yapamayacağım diyor. Kendime biraz ekmekle kafe krem ikram etmeye kalktım. Besinin vücudumuzun düzeni üzerinde ne garip bir etkisi var. Karnım açken gökyüzü, ağaçlar ve kuşlar her şeyi sarı görüyordum. Yedikten sonra hepsi normalleşiverdi. Carolina açlığın rengini görmüştü. Çünkü açlık sarıdır. Ve bu öylesine belirlidir ki bütün öteki renkleri siler. Mesela beyaz renk. Carolina 19 Mayıs Meryem Ana Bayramı için şöyle yazıyor. O kadar meşgulüm ki şehrin bahçelerini gidip göremedim. Beyaz çiçeklerin ağır bastığı mevsimdeyiz. Meryem Ana'nın ayı. Mihraplar temiz yüreklilik ifade eden beyaz renklerle süslenmiştir. Sarı renk o kadar ısrarla gözümün önünden gitmiyordu. Her taraf kara görünmeye başlıyor. Ve Carolina, hayatımız kara, etrafımız kara diyor.
bazen o kadar karanlık görmeye başlıyordu ki bir anda sonsuzluğa gömülmeyi bile aklından geçiriyordu. Carolina ara sıra ölmeyi düşünüyordu. Vera Eunice'i, Josie Carlos'u, Joa Josie'yi de beraber götürecekti ama onu bu düşüncesinden kurtaran gökyüzü olurdu. Küçücük penceresinden başını kaldırıp gökyüzünden ufak bir mavilik gördü mü maneviyatı düzeliverirdi. Bir gün Candide'nin A sokağındaki 9 numaralı favelasına gökyüzünden başka bir şey girdi. Jose Carlos çöplükte bir torba bisküvi bulmuştu. Carolina çöplükte buldukları şeyleri yerlerken korkuyorum diye düşünüyordu. Ya zehirli şeylerse? Fakat onları yemelerine göz yumdu. Çünkü çocuklar açlığa dayanamıyorlar diyordu. Bisküviler de fena değil. O kadar beğenmişti ki kendi de bir hayli yedi. Hem bu ilk defa değildi. Pislik yemek, açlıktan kurtulmak ve dayanmak. Sonra bir de misal verdi. Oyuna giren oynar. Bu korkunç ve değişik bir oyundu. Unutulmuşların balesi. Kardeşimiz Carolina'nın başkalarıyla giriştiği bir çeşit ölüm dansıydı bu. Hepsi dans ediyorlar. Sonra da çöplükte bulduğu bozuk etler yiyen küçük Zinho gibi birdenbire pistin üstüne düşüveriyorlardı. Zinho çok güzel, simsiyah bir zenciydi. O kadar açtı ki çürük etlerin kızarmasını bile bekleyememişti. Carolina'ya ilk defa 3 sene önce rastladım. 1958'in Nisan ayındaydı. Akşam üzeri salıncağa yaklaşan küçükleri dövmeye kalkan kötüler bile mevcuttu. Carolina salıncakların yanında durmuş, sallanan adamlara çatıyordu. Koskoca adamların çocukların oyuncaklarıyla oynadıkları nerede görülmüş diye bağırıyordu. Carolina iri bir zenci kadınıydı. Kalın bir sesle itiraz ediyordu. Adamlar istiflerini bozmadan sallanmakta devam ediyorlardı. O zaman Carolina, "Durun bakın, kitabımda hepinizden bahsedeceğim." diye onları tehdit etti. "Ne kitabı?" diye sordum. "Favela hakkında yazdıklarım," diye cevap verdi. Gidip kitabı gördüm. Ve ilk defa olarak o gün A sokağındaki 9 numaralı kulübeye girdim. Yemek dolabındaki defterleri de okudum. Bunlar Carolina'nın günlük hayatını anlatan notlardı. Favela'nın iç yüzünü de açıklıyordu bu yazılar. Hem de gayet güzel anlatıyordu. Yayınlarken bir tek kelimesi değişmemiştir. Bu kapkara hikayeleri siyah renkli Carolina'dan daha iyi ifade edebilecek kimse yoktur. Hiçbir romancı bu sefaletten bu kadar acı güzellikler bulup çıkaramaz. Ne doğrudan doğruya sadece girmeye alışılmış bir röportör, kendi kuru ifadesiyle bunu anlatamazdı. Ben de bunun için Carolina Maria Jesus'a bu yazdıklarının aynen kitap olarak çıkacaktır diye söz verdim. Carolina'nın ne kadar sevindiğini gözlerimle gördüm. Çünkü uzun zamandan beri şiirlerini bastırmayı düşünüyormuş. Favela'da şiir de yazıyorlar. Nasıl olduğunu pek anlayamadım ama defterlerini koltuğunun altına sıkıştırıp kitapçıları dolaşmış ama kimse okumak bile istememiş. Bir kere defterini harice yollamış. Bir zaman sonra hepsini geri yollamışlar. Onları okumadıklarından emindim. Aslında dilimizi bilen pek az yabancı vardır. Üstelik Favela'nın derdinden anlayacak kimse çıkmaz. Böylece Carolina yayıncıyı bulmaktan vazgeçmiş. Fakat yazılarına devam etmiş. Carolina'yı gördüğüm güne kadar geçen bütün hayatını anlattı bana. 46 yıl önce Sacramento şehrinde Minas Geridas'ta doğmuş. 2 yıl ilk okula devam etmiş. Okulun adı Alan Kardek'miş. Carolina okumayı orada sevmiş. Hecelerin meydana gelişini, kelimelerin okunuşunu öğrendiği zaman bayram etmiş. İlk okuduğu şey bir sinema afişiymiş. Bugün Safkan, başrolde Tom Mix. Ondan sonra her gördüğünü okumaya başlamış. Dükkan isimleri, barlar, eczaneler. Yardımsever bir komşusu küçük kızın okumaya meraklı olduğunu bildiği için Esir Genç Kız İzaula adında bir roman vermiş. Carolina onu ilk oturuşunda bitirivermiş. Bana romanı o kadar iyi anlamıştım ki esir kızın zincire vurulduğunu okuyunca ağlamıştım dedi. Carolina 2 yıl okula gittikten sonra dul olan annesi ünlü Senhor Olimpio de Arojo'nun evinde oturmaya gitmiş. Carolina 2 yıl daha okuması gerektiği için ağlamış ama annesinin peşinden ünlü Senhor Olimpio de Arojo'nun malikanesine gitmiş. İlk zamanlar çok üzgünmüş, sonra köyün mutluluğunu keşfetmiş. Kuşların, derelerin verdiği bir mutlulukmuş. İki torba pirinçten
30 torba pirinç alınıyormuş. Günün birinde bütün bu güzellikler arkada kalmış. Karolina annesiyle beraber şehre dönmüş. Orada annesi ölünceye kadar kalmış. 1937'de yalnız başına başka bir şehre gitmiş. Bu o kadar büyük, o kadar kalabalık bir şehirmiş ki genç kız kendini bayram yerinde sanmış. Fakat hayır. 31 Ocak 1937'de São Paulo şehriymiş orası. Uzun zaman Carolina Maria de Jesus hizmetçilik ve aşçılıkla hayatını kazanmış. Carolina hiç evlenmemiş ama bir çocuğu olmuş. Bunun üzerine de yerinden çıkmaya mecbur kalmış. Meseleyi ancak favela halletmiş. Carolina 15 yıldan beri gecekonduda oturuyor. Ondan kurtulmak istediği halde bir türlü başaramıyor. Oraya geldikten sonra iki çocuğu daha oluyor. Jose Carlos ve Vera Eunice. İlk çocuğu olan Jose ile beraber 3 çocuğu var şimdi. Favelada kaldığı yıllar hayatı devamlı bir mücadeleyle geçiyor. Cesaretle yaşamak için para bulmak. Akşamüstü yine aynı yollardan geçip akşam yemeği için para bulmak. Arkadan açlık ve ümitsizlik. Bu kitap baş kaldıran bir insanın haykırışıdır. Korku dolu bir belgedir. Brezilya'nın ufak bir parçasını anlatan yazarı gibi çöplükten çıkmış bir eserdir. Çöplük bunun tam ifadesidir. Carolina, favela şehrin çöplüğüdür diyor. İşe yaramayan, kullanılamayacak eşyaları, çöpleri ve insanları bir arada oraya atarlar. Şehrin pisliğidir favela. Bugün yayınladığımız bu hikaye 20 defterden alınmıştır. Hepsini dikkatle inceledim. Sonra seçtiğim pasajların bir tek kelimesini bile değiştirmeden bu kitabı meydana getirdim. İzah edeyim. Carolina günlük olayları en ufak teferruatına kadar sadık kalarak yazmış. Tencerede fasulyeleri nasıl karıştırdığını bile ihmal etmemiş. Bunların tekrarı can sıkıcı olabilir diye düşündüm. Onun için bazı yerlerini kesmek zorunda kaldım. Açlık insana dehşet verecek kadar sık tekrarlanıyor. Ama bu ne Carolina'nın ne Candide'deki favelalıların kabahatidir. Şunu da itiraf edeyim ki bazı yerlerde virgüller ilave ettim. Metin yanlış anlaşılabilirdi. Sonra noktalar da benim fikrimdir. Bununla ortadan kaldırdığım bazı cümleleri belli ediyorum. Noktalar parantezi paragrafın başındaysa orijinalinden birkaç parça çıkardım demektir. Bazı günler hiç yazılmamıştır. Bu ya Carolina yazmadığı için ya da yayınlanırken çıkarıldığı içindir. 1955 Temmuz'undan 1958 Mayıs'ına kadar Carolina defter tutmaktan vazgeçmiştir. Sebebini bilmiyorum. Belki ümitsizliktendir. İçindeki isimler tamamen hakikidir. Anlaşılır sebeplerden bazı isimlere sadece baş harfleri verilmiştir. İçinde pis hikayeler de var. Çok hazindir. Bunların hepsi anlaşılıyor. Röportajım bitiyor. 10 yıldır bütün Brezilya'yı dolaştım ama yaptıklarımın içinde en önemlisi budur. Görmedim ve bilmiyorum da ama öyle zannediyorum ki kalbimin bir parçası bu satırların içinde kaldı. Şimdi Carolina ile konuşmak istiyorum. Herkes de duyabilir bunu. Carolina o kadar kuvvetli bağırdınız ki feryadınız kulakları zedeliyor. Çöplüğün kapısı açıldı ardına kadar. Şimdi biraz olsun çıkılabilir. Bu kapı ilk kez açılıyor. Ancak bu içeriden yapılabilirdi. Anahtarını da siz buldunuz. Şimdi iş dışarıdakilerin içeri bakmalarına kaldı. Artık onların çöplüğü görmelerini beklemekten başka bir şey yapamayız. Carolina biliyor musunuz? Salonlarda öyle insanlar gördüm ki çöplüğün pis kokusunu duymadan burun kıvıranlar var. Burun delikleri buna alışmamış. Onları affediyorsunuz değil mi? Çöplük namına onları affedin. İnsanlar yeter derecede alçak gönüllü olsaydı, meydana çıkan bu sefalet kendiliğinden hallolurdu. Çöplüktekilerin de burun kıvırdığı oluyordu. Hepsi değil tabii, bazıları sadece. Ama onların da kabahati yok. Pis kokuların gizli kalmasını doğru buluyorlar. Sizin bu kadar ısrarla kapıları açmak istemenizi bir türlü anlamıyorlar. Carolina, emin olun ki içeridekilerin pek çoğu size kin besliyor. Ama bu anlaşılmazlık da çektikleri sıkıntının etkisidir. Onlara da sesleniyorum. Kapıyı ardına kadar açan kardeşiniz büyük bir insandır. Sizlerden bir parçadır. Brezilya'nın birçok yerinde bu çöplükler mevcuttur.
güneyde, batıda, doğuda, kuzeyde, deniz kenarında, nehir boylarında, tepelerde ve yaylalarda. Carolina bütün bunların iç yüzünü açıklamış oluyor böylece. Odolio Danta.